Arkadaşlar merhaba. Şu anda neredeyiz? Teofam çiftliğindeyiz. Burası Antakya'ya bağlı Arpahan köyünde yer alan bir çiftlik. Yaklaşık 600 dönüm bir arazi üzerine kurulu. Burada aslında ne yapılıyor? Diğer çiftliklerden farkı ne? Aslında zaten görüntü olarak tamam, gayet güzel. Burada başka çeşitli faaliyetler de yapılıyor. Burada öncelikle yapılan en temel faaliyet sağ tarafta gördüğümüz kara kılçık buğdayı yetiştiriliyor. Yaklaşık 400 dekar alanda. Bu buradaki en büyük kara kılçık buğdayı alanı. Atalık bir buğday. Tamamen organik yöntemlerle, hiçbir gübre kullanılmadan, zaten eski bir tohum çeşidi, eski Türklerden gelen, bugün hala sürdürülen, aslında verimi düşük olmakla birlikte baktığımızda gayet kaliteli, besleyicilik oranı yüksek bir buğday burada yetiştiriliyor. Onun dışında bu buğdayı un haline getiriyor Teofarm firmasıyla ve tüm Türkiye'ye satıyor. Bundan tabii un yapılıyor, makarna yapılıyor, her çeşit ekmek yapılıyor ve bu alanda Türkiye'de öncü bir firma oldular. Bu buğdayın da çevreye yayılması ve tohumluk olarak da saklıyor. Onun dışında bu çiftlikte enginar yetiştiriliyor. Bu enginar tabii Hatay enginarı özel bir tür diğerlerine göre. Zaten çok fazla yetişilen bir şey değildi. Çok bulunan bir şey de değildi. Son yıllarda zaten tekrar canlandırılan bir şey. Ama biliyorsunuz ki Atatürk de hasta yatağında en son istediği şey neymiş Dolmabahçe Sarayı'nda? Hatay enginarı. İşte o da buradan gitmiş ve şu anda burada tekrar canlandırılıyor. Yaklaşık 40 dönümde de bu ekiliyor. Aynı zamanda tabii burası bir çiftlik. Çalışanları var. İşte küçük çocuklar var burada. Eğitim veriliyor. Bunun dışında narenciye bahçeleri var yine. Her türlü. Çeşitli meyve bahçeleri var. Burada kazlar var. Onun dışında tabii inekler var. Kendi kendine yetebilen ve farklı bir konsepte bir çiftlik. Aslında Teofarm'da bir şey daha yaptılar. Hani birlikte çalıştığımız Teofarm atölyeler kuruldu. Burada insanlar, her yeteneği olan herkes geliyor ve bir eğitim veriyor. Bu eğitim karşılığında aslında baktığımızda ne oluyor? İnsanlar yeni bilgiler öğreniyorlar ve kırsal hayatı tanıyorlar. Aynı zamanda bir belki de meslek sahibi olmak da diyebilirsiniz. Nasıl değerlendirirseniz bu böyle güzel bir alanda işte birlikte Hatay'da insanlar birlikte olmanın keyfini yaşıyorlar. Burası da Hatay'daki tek parça en büyük enginar tarlası. Yaklaşık 40 dönümden fazla. Enginar işte böyle gördüğünüz bitki. Bunu sapırla buradan kesiyoruz. Sonra içini yapraklarını toparlayarak o içindeki değerli hazineyi adeta alıyoruz. Enginar çok yıllık bir bitki. Böyle de yani çiftçiler için avantajlı bir bitki. Öyle bir kere ektin ürün aldın diye bir şey değil. 3-4 yıl boyunca ürün vermeye devam ediyor. Zaten bakın burada büyümüşler var. Yeni yeni öbür taraflara doğru da ekiliyor. İş tuttukça. O yüzden aslında eğlenceli bir bitki de. Çok fazla sulama da istemiyor. Ama çok böyle aşırı bakım da istemeyen bir bitki. O nedenle çiftçilerimiz için de alternatif olabilir. Karşı taraf buğdaylar geçen gün biçildi hocam. Sapsarı bir görüntü var. Artık saman balyaları kaldırıldı, etrafta toplamışlar. Yani aslında Amik Ovası'nın tam bir cennetindeyiz. Şimdi orada mesela Amik Ovası öyle bir şey ki, şimdi buğday bitecek, ondan sonra burada üretim bitiyor mu? Hayır. Amik Ovası gerçekten iklim olarak bir cennet. Buğday bitiyor, ondan sonra mısır başlıyor. Mısır bitiyor, pamuk başlıyor ya da tam tersi. Bu süreç devam ediyor. Yılda 4 ürün alabiliyorsunuz burada. Bu da tabii Türkiye'de eğer su varsa tabii güzel bir husus. Tarla tabii organik ve doğal olunca tazı da eksik olmuyor. Aslında burada şöyle bir düzen var. Tarlayı sularken kazlar buraya geliyorlar. Burada gayet güzel vakit geçiriyorlar. Çünkü onların doğası bu. Ondan sonra tabii onlar gübreliyor. Böylece de tarlanızı aslında gübrelemeye de gerek kalmıyor. Doğa böyle bir şey işte. Eğer başka yanlış şeyler yapmazsanız toprak size veriyor. Aslında burası bunun en güzel örneği. Hani baktığınızda aman tanrım işte diyeceksiniz. Ördek gelecek, kaz gelecek, benim iki tane malımı yiyecek. Hayır. Biraz yiyor evet. Aslında burada şu güzel. İzin veriyorlar. Biraz baktığımız zaman evet enginarlar zarar görüyor. Ama doğal düzen devam ediyor. Bakın arada yabani ot da çıkıyor. Ondan sonra burada işte kirpi de oluyor. Başka hayvan da oluyor. Bir şekilde doğal düzen devam ediyor. Aslında Teofarm da bunu başarmışlar. Evet bakın kara kılçık buğdayı zaten farklı olarak biraz daha hakikaten adında olduğu gibi kara saplı bir buğday. Verim oranı biraz daha düşük ama çok daha kaliteli bir buğday. O nedenle tercih ediyor. Yani normalde bildiğimiz sarı buğday aslında işte dönümde bir tonun üzerine verirken bu 300 kilo veriyor ama tabii ki değeri çok daha fazla. Antakya tarafında çok narenciye bahçesi olmuyor. Daha çok İskenderun'da oluyor ama burada ilginç mikroklima var. O da oluyor. Özellikle burada greyfurt ve limonu çok güzel. Kuruyan dallar odun oluyor, yakıt oluyor gördüğünüz gibi. Hiç ağaç kesilmeden sistem kendi kendine yetiyor. Doğal bir hayat.
Tabii bunlar 7 veren, yani her mevsim veren bir limoncusu. Bittikçe gene veriyor.